şey pançar çamur getir gel diyor. Bak Adem yaratacağım diyor. Bakın Adem'in yaratılışını ne güzel izah etmiş. Cebrail gidiyor. Oradaki toprakla suyun karışımına biliyorsunuz çamur denir. Oradan bir bağ çıkarıp gelecek. Yalvarıyor, yakarıyor, ağlıyor. Toprakla su balçık. Ne olur ben Adem olmak istemiyorum diyor. Almadan geliyor. Rabb'a bu sefer diyor ki Cebrail gitti almadan geldi. Ya Mikail, İsrafil sen git. Bir pançak çamur al gel diyor. Peki efendim diyor, o gidiyor. O da alamadan geliyor. Dikkat ederseniz sizi size anlatıyor. Cebrail nedir? Cebrail aklı Resulünüzdür. Akılla ilim tahsil ediyorsunuz fakat henüz daha bir adimiyetin çamurunu bile getirmiyorsunuz. Getirmiş olmuyorsunuz. İlim insana amil olunmadıktan sonra fayda vermez. İsrafil gidiyor. Su üfürüyor. Gidiyor, o da almadan geliyor. Ona da yalvarıyor, yakarıyor. O da almadan gelince diyor ki Mikail'e sen git. Dikkat edersen İsrafil'e bir kamile gelmiş, bir müşte gelmiş, ondan nefeh dua ayet-i kerimesini almış. Feiza sevveytehü ve nefehtü fihi min ruhi. Hicr suresinin 29. ayet-i kerimesinde Adem oğluna ruhumuzdan bir ruh üfledik diyor. Müşti kamile gelip de ruhundan bir ruh üfleten kişi gene ademiyetini henüz kazanmış olmuyor. Yani müşti kamile gitmekse bitmiş değil. Bazı görüyoruz biz. Bazı menzilli kardeşlerimize bakıyorum ben. O bizim efendimiz Seyit'tir. Seyit'e tabi oldum bitti iş diyor. Çalışmadıktan sonra isterse peygamberin amcası olsun. Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi. Yaşamazsa Allah'ın indinde makbul değil. Örneklerimiz var. Onun için o da gidiyor alıyor, geliyor, alamadan geliyor. Bu sefer yani bir insan akılla ilim sahibi ve kamile gidiyor, kamilden de nefert ayet-i kerimesiyle su üfürüyor. Henüz daha kendisinde bu yaşama geçmediği için gene ademiyetini kazanamıyor. Sonra Mikail aleyhisselam gidiyor, erzak dağıtıcısı. Ama sizin algıladığınız gibi erzak maddi olan gıdanızı, maddi gıdanızın, fiziksel bedeninizin gıdasını dağıtan melek değil. Melek latifse ruhun gıdasını tanzim eden, ayarlayan melek demektir o da. Yoksa zahir gıdanızı ayarlayan değil. Yerine koymak lazım her şeyi. O da gidiyor. O da almadan geliyor. Demek ki siz ilmin zevkine geçseniz bile gene ademiyetini bulmuş olmuyorsunuz. Sonra Ezrail'e diyor ki Kur'an-ı Kerim Ezrail demiyor. Ölüm meleği diyor. Ölüm meleğine emrediyor. Sen git al gel diyor. Ve gidiyor. Ona da yalvarıyor. Ağlıyor, sızlıyor. Fakat o pençeye çalmasıyla beraber alıp getiriyor. Ya Rabbi buyur diyor. Dikkat ederseniz ister iliminiz yetmiyor. Müşri Kamil'e gitmeniz yetmiyor. Onunla onun ilminin zevkine sahip de olsanız ruhunuzun gıdasını verseniz dahi yetmiyor. Ezrail dediğimiz ölüm meleği sizi mutu kable ente mutu sırrına erdirirse yani ölmezden evvel öldürdüğü zaman ancak ölüm meleği adı ya ölmezden evvel öldürdükten sonra ancaksın sizin çamurunuzu şöyle bir şekillendiriyor. Ama henüz daha kemalata gelmedi. Henüz daha çamur halinde.
onun bir şey olması lazım. Pişmesi lazım. Ve hakikaten 100 yıl ne yapıyor? Güneşin sıcaklığına koyarak pişiriyor. Soruyor ona. Ya Adem, sen kimsin, ben kimim? Ben benim, sen sensin diyor. Tanımıyor. Dikkat edersen, efal yüzüyle pişiriliyor insan. Bir kişi fiilin faalini Allah demekle pişiriyor. Sonra 100 yıl daha pişiriyor. Senelerle 100 yıl değil, sıfatın yüzü. Efalin yüzü olduğu gibi sıfatın yüzü. Sen kimsin, ben kimim diyor. Sen sen, ben benim diyor. Daha kemalata gelmemiş, tam pişmemiş yani. Bir yüzyıl daha, 3. yüzyılda pişiriyor. Pişirdikten sonra diyor ki, sen kimsin, ben kimim? O zaman diyor ki, ben aciz bir kulum, sen ise alemlerin Rabbısın. Şimdi oldu diyor. Bak dikkat ederseniz, fena fillah olmadan bir salik de onu söyleyemiyor. Yani bu vaka sizi size ikaz ediyor. Sizi size tanıtıyor. Fiilin faali Allah demişsiniz. Vallahi aleyküm ve men tamelun. Evet, seni ve sizin fiillerini yaratan Allah'ın fiilini yarattı. Sıfatların mevzusu Allah'tır. İlim Allah'ın, irade Allah, kudret, kelam hepsi Allah'ındır diyorsunuz. Bu da yetmiyor işte. Ama her şey O'nundur. Küllü men aleyhe fuan ve yapka bütü rabbike zülcelal ve ekrem ayetine okuduğunuz zaman hep hiçbir şey yoktur onun varlığından başka. Bütün veç onun veçidir. Dediğiniz andan itibaren kendi varlığınızın ifna olduğunu, ölmezden evvel öldüğünüzü idrak ettiğiniz zaman şimdi benim cevabımı ver bakalım diyor. Sorduğu zaman ben bir aciz kulum diyor. Bakıyor benim varlığım yok. Varlığı olan adam varlığım var der. Yoksa yok der. Peki sen alemden Rabbısın. Demek ki kendisinde hani fe izâ sevveytehü ve nefetü fî min ruhi demişti ya, ruhundan bir üfürmüştü ya, şimdi kendisindeki olan varlığın Rabbinin varlığı olduğunu anladı bir kişi. O zaman kendisinin varlığının olmadığını anlayınca ben kulum demez mi? Kul demek köle demektir. Kölenin varlığı yok. Kölenin varlığı da sahibinin varlığıysa o zaman ben kulum der. Yani yokum. Ben aciz bir kulum der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Abduhu ve Resulü diyor. Ben Allah'ın kuluyum diyor bak. Ondan sonra ben kimim? Sen alemden Rabbi olansın. Rabbimsin diyor. Ha, şimdi oldu diyor. Dikkat ederseniz Cenab-ı Allah Rab esması ile bir müşti kamilin mazarından bu mertebelere telkin ettiği zaman kendisindeki olan idraka vakıf oluyor. Bitmedi daha. Anlıyor. Ve ondan sonra da Ademiyetin tekamülü zuhur ediyor ve Ademiyetini kazanıyor. Öyle Ademiyet basit bir şey değil. Onun için kişi daima bunu kendisine sorarsa cevabını da net ve kesin olarak verir. İnşallah.